Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerle adamızdaki bitmek bilmeyen kar yağışı ile ilgili bir video çekmek istedim. Hem adada dolaşacağız hem biraz size etrafı göstereceğim. Bir de son 40 yılda yağmamış karın bu sene yağmış olmasını keyifli bir şekilde eleştireceğiz. Size ilk önce kendi bahçemi göstermek istiyorum. Çünkü yani bir gecede yağan kar artık temizlemeyi bırakmama sebep oldu. O yüzden size bunu göstermek istiyorum. Hemen başlamak istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Bunu da söylemiş olalım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce evin giriş yolunu göstereyim. Dün biz burayı açtık. Gece bir daha bir yağdı. Hatta sonra ev sahibimiz bir tur daha şöyle yürüyecek kadar bir yol açmış. Normalde şurası dümdüz ve ileriki platform 1 metre kadar yukarıdaydı ama şu an kar sayesinde neredeyse birleştiği gibi bir durum oldu. Size arka bahçemi göstermek istiyorum. Benim kullandığım bahçe kısmı. Yürümesi biraz zor. Biraz o yüzden yavaş gideceğim. Yani bir gecede yağdı bu. Hatta gece de değil. Gece yağış yoktu çünkü. Sabah uyandığımızda arka bahçe bu şekilde dolmuş olarak gözüktü. Yani şurada zaten şey oldu. Ben yürüye yürüye burayı biraz açmıştım. Ama sağ olsun çatıdan da gelen karlar buraya düştüğü için burada yarım metrelik bir yükselti yapıyor. Şimdi size onu da göstereceğim. Şöyle gösterirsem bina işte şu an herhalde 1 metre kadar kar yukarıda. Normalde sandalyeleri görüyorsunuz ondan yeri. Burası normalde dümdüzdü. Tam olarak şurada da 4 tane merdiven vardı. Ama şu an merdiven kullanmaya pek gerek yok. Gördüğünüz gibi arka bahçe durumu tam olarak bu. Evet, kartpostal gibi bir görüntü var. Ama şu an burası artık temizlenmeyi geçti. Yani artık kendi imkanlarıyla temizlenecek. Şimdi buradan gidelim. Biraz tabi düşmeden ayağıma çivi giydim ama şu an bu karda yani çok yüksek seviyede kar olduğu için pek işe yaramıyor. Bakalım diğer taraflar ne durumda? Biraz onlara bakmak istiyorum. Deniz ne durumda? Onu görmek istiyorum. Dediğim gibi ben bu yolu komple açmıştım sağlı sollu. Hatta şuraya şöyle kar, birikmiş karları atmak için bir tahliye yolu yapmıştım. Pek yapılacak bir hali kalmadı. Ayrıca bu hafta komple kar yağışı bekleniyor. Bugün işte biraz güneş çıktı. Ben de size biraz etrafı göstermek istedim ama yani önümüzdeki 3 günde kar yağacağı göz önüne alınırsa herhalde biraz bekleyeceğiz. Kuzey taraflarda şu anda elektrik kesintileri olduğunun haberlere çıktı. Orada çünkü hem bir fırtınaya da denk geldi. Adını tam bilmiyorum fırtınanın. Hem o fırtınaya denk geldi. Hem de müthiş bir kar yağışı olunca elektrik vesaire gitmiş. Bizim arabayı bıraktığımız yer burası. İşte araba olduğu için orada bir ağızlık var. Dün gece işte bir tane dozer geldi. Bu yolu açtı. Sabaha karşı bir daha yağınca iyice birikmiş. Altı buz üstü kar olan uzun ince bir yolu tamamlayıp caddeye çıkalım. Bakalım orada ne gibi manzaralar bizi bekliyor. Bu arada bizim buradaki şansımız şu. Şuradaki tepemsi nokta bizim evin rüzgar almasını bayağı engelliyor. Yani hiç rüzgar esintimiz olmadı gibi bir şey. Ama bazı yerlerde rüzgar da oldu söyleniyor ama şu an gayet güzel bir hava var. Ne eldiven var elimde ne şapka var. Kar sonrası o yumuşak havanın güzel avantajı var şu an. Ara ara videoyu kapatacağım çünkü büyük ihtimalle nefes nefese kalacağım. Yerdeki kar size şöyle göstereyim. Yani bir 10 santim batıyor ayakkabım. Sürekli onu çıkar et biraz zorluyor. Bir hafta önce yağan karda bizim araba tam olarak şu çöp kutularının orada saplandı. Çünkü burası tamamen kar doluydu. Yaklaşık 50 santim kadar. Şu araba acaba geçer mi diye bir denedi. Komple kara oturdu. Kara oturunca da dört çeker de olsa pek fazla işe yaramıyor. Böyle bir tecrübemiz oldu. Sağ olsun komşumuz geldi hemen. Bize zincir verdi vesaire birlikte gittik. O şekilde çıkarttık arabayı. Evet, yolu açmışlar. Yürüyüş yolu da açık. Yani hava böyle olunca ve bu kadar kar yağış olunca açıkçası nasıl çekeceğim, ne çekeceğim onu da düşünüyorum. En son aklıma bu geldi yani. Aslında geçen sene de buna benzer bir video yapmıştık. İşte Norveç'teki mahallemiz, mahalle oturu kar altında diye. Şimdi de Norveç'teki adamız aslında kar altında. Şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. Biz bir önceki evimizden taşınmamızın en büyük sebeplerinden biri asker bölgesindeydi. Oslo'ya biraz
Yani ne kadardı? Oslo'ya 15-20 kilometre mesafedeydi. Çok fazla kar alıyordu. Açıkçası biz ondan biraz ilk senemizde korktuk. Çünkü bayağı bir kar temizlemeyle geçti günlerimiz. Özellikle benim. Sonra bu adaya işte burada bir ev bulduk. Ev sahibiyle geldik, konuştuk vesaire. Dedik nedir, ne değildir? Kar yağışı nasıldır? Biraz bunlardan bahseder misiniz dedik. O da çok mutlu ve keyifli bir şekilde dedi ki ben dedi senede maksimum dedi 2 veya 3 kere dedi kar temizlerim dedi. Öyle o kadar çok kar temizlemekle uğraşmıyorum dedi. Burada zaten çok yağmıyor dedi. Hemen size şu aradan denizi de göstermek istiyorum. Şu an diğer adayla birleşmiş durumda. Hatta evet orada gözüküyor. İskele de var. Yani şu an çok bir şey kalmadı. Ada gibi bir şey değil yani. Evet, bir arabanın girişi. Direkt insanları çekmek istemiyorum. Sonra laf edilebilir. O yüzden genel olarak size manzarayı göstermek istiyorum. Neyse, konumuza dönecek olursak bu güzel yokuşta büyük ihtimal nefes nefese kalacağım. Hayırlısı. Ev sahibiyle konuştuk işte, dedik yani biz çok karla uğraştık. Yine aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. O da bizim içimizi rahatlatacak kelimeler söyledi. Ama tabii ki o da bilemezdi. Son 40 yılın en büyük karı yağdı Oslo ve bölgesine. Buralara bu kadar kar yağmazmış. Zaten ada olduğu için çok güzel bir havası vardı. Yani biz ilk taşınımızda Eylül sonlarıydı. Ben sürekli bahçedeydim yani, çok rahat bir şekilde oturabiliyordum. Ama gel gör ki işte kasırganın etkisi vesaire bayağı bir kar yağdı. Yani şu an sabah akşam kar temizliyordu ev sahibimize. Bir tur o, bir tur ben. Ama yine de tam olarak yetmiyor. Gördünüz siz de. Çünkü biz yattığımız anda gece bir tekrar yağıyor. Ve her yer kar altında kalıyor. Yol hakkında da şundan bahsedebilirim. Ya bu kadar şu an karlı gözüküyor. Hatta kar var yani. Kazınmış ama yine de kar var. Bunun en büyük sebebi adada çok fazla bir yaşam yok yani. Tabii ki yaşam var. Ancak normal metropol gibi bir kalabalık olmadığı için daha az araba gidiyor. Haliyle o karda kolay kolay eriyemiyor. Buradan yine bir liman gözüküyor ama her yer kar altında. Evet, burası bizim otobüs durağımız. Kullanmadığımız otobüsümüze buradan biniyoruz. Deniz manzaralı durağımız var ama şu an pek gözükmüyor. Şu karşıda güneş vuran yerde şehir merkezi. Yaklaşık 10 kilometre mesafede. Ben bu yokuşu çıkarken artık konuşamam herhalde. Çünkü zaten nefes nefese kaldım. En iyisi ben burayı sessiz çekeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, yokuşumuz bitti. Orada vallahi video bile çekemedim. Biraz kayma riskim vardı. Fotoğraf makinesi de biraz ağır olduğu için dengemi kaybetmek istemedim. O yüzden kapattım orada. Şimdi evet, adamızın tepesi bitti. Artık düzlüğe doğru geliyoruz. Peki her sene böyle mi oluyor? Her sene böyle olmuyor açıkçası. Ya buradaki insanlar bile bu alışılmışın dışında bir kar olduğundan bahsetti. Hatta ne kadar süredir olmuyor bilmiyorum ama okullar tatil edildi. Yani bu sene Norveç'te kardan dolayı okullar tatil edildi. Büşra'ya mail geldi. İşe gelmeyin dendi. Yani bu sene normalin dışında bir kış geçiriyoruz. O yüzden ev sahibine çok suç bulamıyorum. O yüzden yani bu beklenebilecek bir şey değildi. Kara kış oldu derler ya, öyle bir kış oldu bu sene. Yani ona da yapacak pek bir şey yok. Bu kış döneminde tabii karın çok fazla olmasından dolayı insanlar evlerde biraz daha fazla vakit geçirdi. İşte buranın belki de en kötü yanı odur. Çünkü evlerin küçük olması, yani genellikle 40 metrekare civarında evlerin olması, tabii ki ısınma vesaire bunlardan da dolayı insanlar daha sıkıcı bir kış geçirdiğini söyleyebilirim. Bizim avantajımız iki kişi olmamız. Yani pek çıkamasak da bahçemizin olması, evinde 80 metrekare olması bizim için güzel bir avantaj oldu. Ama karla uğraşmak, şuraları görüyorsunuz. Bunlar hep elle açılmış. Bunları yapmak biraz zorlayıcı. Tabii ki buralar dozer açıyor şu, bu noktayı, ama oradaki komşunun da otoparkını kendi açtığını görebiliyorsunuz. Ya biraz işte bunlarla uğraşmak oluyor. Şu an biz arka bahçeyi artık kapattık diyebilirim. Ya büyük ihtimalle bir yağmur, bir işte sıcaklık artışı olup belli bir seviyeye düşene kadar biz arka bahçeye herhalde çıkamayacağız. Çünkü gidilecek gibi değil yani, şey değil. Zaten bir çay, kahve içmeye, bir hava almaya orayı kullanıyorduk. Şu an artık ön tarafta takılacağız. Yapacak pek fazla bir işlem yok. Ev sahibine elektrikli kar küreme makinesi alalım dedim. Yani şu izler, artık tecrübe sahibiyim. Bunlar elektrikliyle yapışılmış. Bunu alalım dediğimde
bana şey dedi, ya bunlar çabuk bozuluyor vesaire dedi. Ama işte kürekle de olmuyor arkadaş. Ya bir gecede 50 santim kar yağıyor. Bahçede büyük. Yol da açmak lazım araba için, yürümek için. İşte bu konuda anlaşamadı kendisiyle. Ya ümit ediyoruz. Daha bu son olur diyorum ama ben şu an bu videoyu salı günü çekiyorum. Cumartesiye kadar kar yağışı olduğunu biliyorum. Hava durumu programı şu an gösteriyor yani. Cumartesiye kadar yine kar yağacak. Hatta günlük 25-30 santim aralığında değişen bir kar yağışı bekleniyor. Arada bir yağmur var, ondan ümitliyim işte. Seviyeyi düşürürse diye. Şu an pek iç acısı gözükmese de bu adada çok güzel mimariye sahip evler de var. Biraz onları da göstermek istiyorum ama çatıları hep bembeyaz olmuş. Şu arka bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Arkada güzel evler var. Yazın bunun benzerini bir bahar yürüyüşü olarak yapmayı planlıyorum. O zaman göreceksinizdir siz de. Etrafta çok hoş binaların olduğu. Şoför abinin selamında. Bilmiyorum kameraya girdim ama bize sallıyordu. Sosyal anlamda peki burada şu an ne yapabiliyoruz? Dediğimiz gibi yani şu an genelde artık dışarıda buluşma, dışarıda etkinlik, belki işte donmuş göllerin kenarında bir mangal yapılabilir. O tarz etkinlikler yapılabilir ama ya bu seneye özel kötü bir şansımız var. Geçen sene sadece bir gün -25 derece olmuştu. Bu sene yaklaşık 10 gün kadar -25 civarında. 20-25 gitti. Yani bu kadar güney bölgede bu kadar soğuk hava uzun zamandır olmamış. O yüzden dışarı çıkma da imkansızlaştı. Biz de ne yapıyoruz? Arkadaşlar var. Onlarla buluşuyoruz. Evlerde buluşuyoruz. Az buz bir Türk arkadaş grubumuz var. Sağ olsunlar. Onlarla vakit geçiriyoruz hep birlikte. Burada kuzeydeki gibi 6 ay bir kar olmuyor ama bu sene Kasım sonunda başladı. Şu an Şubat ortasındayız. Güzel bir kar yağışı oldu. Yani neredeyse 6 aya yaklaşacak yani bu karın kalkması ne kadar sürer bilmiyorum. Size gösteremem şu an, o kadar yürüyemeyeceğim ama otoyol kenarında bir tane duvar dağ yaptılar. Yani karları küremekten orada bir dağ oluştu. Üzerinde dozer dolaşıyor. Artık kar eritme merkezi de yetmediği için o tarz çözümlere gitmeye başladılar. Daha sonrası herhalde denizin üstüne doğru kaydırarak koyma olacak. Öyle bir durumda var. Yani dediğim gibi kışın, özellikle bu kış biraz hayat zorlayıcı oldu. Umut ediyoruz önümüzdeki gelecek kışlarda bu şekilde olmaz. Yani beklendi. Evet biliyorduk kar yağacak vesaire ama böyle bir şeyi beklemiyorduk açıkçası. Ya bize hep uyarlar ama böyle bir uyarı yoktu, onu da söyleyeyim. Şu an hafiften hava da soğumaya başladı. Gözümdeki sular hafiften donar gibi oldu. O yüzden videoyu çok daha fazla uzatamayacağım herhalde. Umut ediyoruz gelecek kış daha yumuşak, daha keyifli geçer. Yani biz de bu kadar kara kışa zaten alışkın değiliz. Yani nasıl alışabiliriz İstanbul'da? Bu beklentinin biraz üzerinde bir kar oldu. Ev sahibimiz bile artık şu an söyleniyor haklı olarak. Yani Norveçliler de çok bayılmıyor her gün kar küremeye haliyle. Ama yapacak bir şey yok şu an. Bu karın temizlenmesi lazım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Size manzarayı daha çok göstermek isterdim ama yani bu kar insanı biraz yoruyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Oslo'dan, karlar altındaki bir Oslo'dan hepinize çok selamlar.